Herkese merhaba, ben Mücahit Engin. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Colorado'nun meşhur yollarından UC550 üzerinde yolculuk yapacağız. Aslında Durango ve Silverton'u da tanıtmak isterdim ama oralarda durmadım. Çok güzel küçük şehirler. Biz bu videoda iki küçük şehir arasında yolculuk yapacağız. Daha sonra da bazı kişilere göre burası Million Dollar Highway'in parçası ama aslında Million Dollar Highway Silverton'la Uray arası. Oraya ayrı bir video yapmak istiyorum. Orası gerçekten çok daha güzel. İyi seyirler. Million Dollar Highway'e eşimle beraber geldiğimde Dolores diye bir şehirde kaldık, Colorado'nun. Şimdi size göstereyim. Normalde arkadaşlarımla geldiğimde şu yolu kullandım. Aşağıdan New Mexico tarafından gidip buradan yukarı doğru Silverton, daha sonra Uray. Ama eşimle geldiğimde önce 4 tane state'in kesiştiği bir yer var. Orayı görmek istedik. Oraya uğradık. Galiba şuralarda bir yerde. Oradan sonra Dolores, Colorado'da bir yerde Campera'ya buldum ben online. Rezerv ettim. Oraya ulaştığımızda çok geçti. Baktım aslında orası daha çok RV kamp, yani karavan kampı. Çadır kampı da var ama o gün sadece biz vardık, öyle söyleyeyim yani, çadır kampında. Karavan kampının biraz daha aşağısında. Orası çok önemli değil. Komik olan taraf şu, biz vardığımızda çok geçti, ofiste kimse yoktu. Aradım, bana dediler ki içeride işte lavabolar içeride solda. Biz de yoldan gelmiştik, lavaboları kullanmak istiyorduk. Şifreyi girdim, içeri girdim. Hemen solda bir tane televizyon, büyük ekran bir televizyon açık, bir tane adam oturuyor. Ben girdim oraya, lavaboları kullandım. İşte eşime dedim, istiyorsan lavaboları kullanabilirsin, müsait buralar falan. Eşimi bekledim, oturdum orada, televizyon izledim biraz falan. Neyse, gittik çadırımızı kurduk. Çadır kurarken de garip bir komiklik yaşadık. Aslında komiklik değil, daha doğrusu korkulacak bir şey yaşadık. Kamperenin orada bir not düşmüşler. Etrafta dağ aslanı olabilir, çok az olsa da rastlanıyor. Eğer görürseniz yetkililere haber verin. O ana kadar bir korkumuz yoktu ama o yazıyı gördükten sonra biraz tırstık açıkçası. Neyse, ertesi gün sabah ayrılacağız. Tekrar ofise uğradım. Tabii görevliler daha gelmemiş, ben erken ayrılacağım. Baktım o girdiğimiz, kullandığımız lavaboların olduğu odanın kapısı kapalı. Sonra fark ettim ki orası normal kiralanan odalardan bir tanesi. İçeride birkaç tane daha kiralanan oda var. Adam bize hiçbir şey söylemedi ama yani... hayatımda yaşadığım çok ilginç, garip olaylardan bir tanesiydi. Bilmiyorum arkamızdan küfür etmiş midir ama garip bir olayda yaşadık yani.